oluyor. Ooo güzel evet. 1 milyon takipçiye tamam güzel. 3, 2, 1. Evet, YouTube kanalında binlerce insana yayın yapıyorum ama şu an 15-20 kişiye yayın konuşma yapmak gerçekten zormuş. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir konuşma yapacağım. O yüzden herhangi bir sürçülisan edersem affola şimdiden. Şimdi başlamadan önce ufak bir teşekkür bölümü olacak. Çünkü ben bu teşekkür bölümünü borç biliyorum sizlere. O yüzden bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak projenin en başından beri aramızda olan, neredeyse en başından beri aramızda olan, gecesini gündüzüne katan, hafta içi hafta sonu dinlemeden, bütün işlere koşturan ama mükemmel tasarımlar çıkaran Sedef Sıra'ya teşekkür ediyorum. Kamera önünde biz oluyoruz ama kamera arkasında mükemmel editler yapan, videoları izlenebilir kılan ve şu anda da anın tadını çıkaramayıp hala kameranın arkasında olan Kadir Dönmez'e teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılmasına rağmen projeyi bir anda şahlandıran ve ivme kazandıran ve inanılmaz hızlı bir şekilde projeye adapte olan ve projeyi yukarı çıkaran Yağızcan Çelgin'e teşekkür ediyorum. Canlı yayınlarımızda benden çok daha neşeli ve komik olan, canlı yayınlarımızı neşelendiren kurabiye aşığı Özgün Şahin'e teşekkür ediyorum. Arka planda hiçbir sorun yaşatmayan, herhangi bir teknik aksaklıkta hemen müdahale eden, hiçbir zaman bizi yarı yolda bırakmayan ve her işi halleden, Türkiye'nin tanıdığım en çalışkan insanlarından birisi olan Melih Çiçek'e teşekkür ediyorum. Yine canlı yayında arka planda bize destek olan ve yoğun olmasına rağmen, zaman olmamasına rağmen bizi kırmayan ve destek veren Oğuz Kağan Güven'e teşekkür ediyorum. Evet. Ve yeni web sitemize haberler kısmı geldi. Haberler kısmında haberlerimizi yazan ve umarım ileride çok çok daha iyi hale getirecek kişi olan ve gerçekten haberleri büyük bir zevkle okuduğum yazarımıza Baran Demir'e de teşekkür ediyorum. Hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir beklentisi olmadan, enerjisi muhteşem, beni de hem büyüten, hem abilik yapan, hem hocalık yapan, hem de canlı yayınlarımızı neşelendiren hocaların hocası Melis Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Yine hiçbir karşılık beklemeden, ne zaman istesek kırmadan gelen Gaflar serisinin sahibi Selim Çıtağ'a teşekkür ediyorum. Biliyorum böyle biraz uzun geldi. Ben bunun provasını yaparken çok hızlı bitmişti bu arada. Biraz uzadı şu an. Ama teşekkür etmek istiyorum. Bu an bir kere olacak. Bir daha ne zaman olacak bilmiyorum. O yüzden anlayışınıza sığınıyorum. Yine aynı şekilde hiçbir zaman bizi kırmayan, hem videolarımıza hem canlı yayınlarımıza gelen satranç masası yaratıcımıza, Özgür Akman'a çok teşekkür ediyorum. Burada olmayanlardan bahsedeyim. Yine iş geliştirme kısmında bize yoğunluğuna rağmen sürekli destekte bulunan, her konuda yardımcı olan, buraya da gelmek istedi fakat yoğunluğundan dolayı uçağı ayarlayamadı Benan Kazdağlı'ya teşekkür ediyorum. Bütün hukuksal işlemlerimize bakan, hatta hukuki işlemlerle kalmayıp yine bu konularda bize destekçi olan Veli Kayan'a teşekkür ediyorum. Nerede kendisi? Projeye beraber başladığımız fakat bazı nedenlerden dolayı şu an farklı yollara düştüğümüz ama bu çocuğu beraber büyüttüğümüz yine buraya gelemeyen ama çok sevdiğim kardeşim Atilla Köksal Yüksel'e de buradan teşekkür ediyorum. Evet, son iki kaldı sanırım. Şu an tam şey olmadı, hatırlayamadım.
Bu arada gerçekten 80 bin kişinin izlediği yayın yaptık. Bir kere dilim sürçmedi. Şu an sizleri görünce çok heyecanlandım. Ama son 2 kaldı. Bu süreçte tahmin edersiniz ki yani psikolojik olarak yaşadığım zorluklar oldu. Bu durumlarda bana hiçbir zaman desteğini esirgemeyen canım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak artık sonra pastalara gömülebiliriz. Son cümlemi söylüyorum. Ve son olarak tabii ki yine hiçbir karşılık beklemeden stüdyomuza gelip eğitim çeken, hiçbir beklentisi olmadan bize destek veren ve destek vermeye devam eden, kulüplerinde bizi tanıtan, destek olan bütün antrenörlere, bütün eğitmenlere, sizlere çok teşekkür ediyorum. Satranç 365'ten herkese selamlar. Ben İmem Ali Yürsen. Bugün yılın oyuncusu konseptine yeni bir renk kattık ve 2'ye 2 bir kapışma mücadelesi izleyeceğiz. Hangi yılda dünya şampiyonu oldu ve hangi rakibini yenerek oldu? Hangi yıllar arasında dünya şampiyonluğunu sürdürmüştür? Arkadaşlar hoş geldiniz. Açılış mı yoksa oyun sonu çalışmak mı? Oyun sonu çalışmak. Ve şimdi yanımda GMM Lisan'da verdiği yer hocaların hocası. Hazır mısın hocam sorularıma? Hazırım. Taktik mi yoksa strateji mi? Önceden taktik derdim, şimdi strateji diyorum. En ilginç satranç oynadığın yer neresiydi? Çeşme'deki kilise. Değil mi? O kuşlarla beraber. Kuşlarla, evet. Müthiş. Satranç oynadığın en güzel şehir neresi? En güzel şehir. Turnuvaya gittiğin. Moskova.